Tefik Eski, Diyanet Sensiyet Başkan Yardımcısı, Sevgili Müftülü, İdare ve Mali Kursu. Dolayısıyla bu tarz taleplerim olacak. Tekrar hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Türkiye'deki en düşük maaş alan devlet memurlarına da bir el atılması gerekiyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında almış olduğumuz %41'lik maaş artışı ve Türkiye'deki enflasyonun yüksek oranlarda seyretmesi, dolayı en düşük maaş alan devlet memuruyla en yüksek maaş alan devlet memuru arasındaki makas açılmış durumda. Ocak ayında verilecek %1'lik zamla bu daha makas daha da çok açılacak. Biz buradan hükümete çağrıda bulunuyoruz. Asgari ücretten sonra biliyorsunuz enflasyon açıklaması olacak Aralık ayı. Bunun arkasından da memurlarımıza verilecek zam refah payı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. Biz burada özellikle bir ciddi anlamda bir refah payı bekliyoruz ve burada en düşük maaş alan devlet memurlarına da bir seyyanen zam veya taban aylığa bir zam yapılması gerekiyor. Bu makasın biraz daha kapatılması gerekiyor. Onun için bunu büro memursen olarak buradan Siirt'ten dillendiriyoruz. Bire selam. Özellikle mecliste yasa görüşürlük yaratılmış çalışmayı hepimiz gördük. Teşekkür ediyoruz o konuda. Ancak bu maaş unsurları içinde kıdem aylığı diye bir kalem var. O 25 yıla sınırlı. Onun düzeltilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tefik Eski, Diyanet Sensiyet Başkan Yardımcısı, Sevgili Müftülü, İdare ve Mali Kursu. Sıra altlarımıza iyi başa yardımcısı.